Varlık Yönetimi'nden herkese merhaba efendim. Ben Gözde Kuyumcu. Başlıyoruz. Varlık Yönetimi'nde biliyorsunuz her pazartesi sizlerleyiz saat 13.30'da ve sektörün özellikle üst düzey liderlerini ağırlıyoruz. Burada kurum temsilcilerini ağırlıyoruz. Bugün de biraz dijital ödeme sistemleri üzerine değineceğiz aslında ve V-Para bugün bizlerle olacak. V-Para'dan CTO'ları yani teknolojiden sorumlu genel müdür yardımcıları Muhammed Şahin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Şimdi tabii V-Para daha aslında yeni de bir kurum. 2020'de tabii kuruldu ama lisans alıp faaliyete geçmek neredeyse yaklaşık işte 1,5-2 senelik bir süreçten bahsediyoruz. Ama tabii çok dinamik bir dünya var bu tarafta. Özellikle dijital ödeme sistemlerinde. Hem burada kendi içerisinde de çok hızlı değişebilen süreçlerden bahsediyoruz ki dünyada yapay zeka yıkımından bahsediyoruz aslında. Evet. Dolayısıyla işin o tarafını da soracağım teknoloji tarafını ama tabii biraz kurulum süreci vesaire bunları dinlemek isteriz. Tabii. Biraz bahseder misiniz bilenler bilmeyenler için dijital ödeme sistemleri nedir ne değildir? Tabii ki. V-Para 2020 yılında Merkez Bankası'na lisans başvurusunda bulundu. Aradan geçen 2 senelik zaman dilimi sonunda 2022 yılının Ağustos ayı ile birlikte Merkez Bankası'ndan lisansımızı aldık ve faaliyetlerimize başladık. Bizimle birlikte lisans başvurusunda bulunan yaklaşık 17 tane firma içerisinden ilk faaliyete başlayan firma V-Para oldu. V-Para ne yapar? V-Para elektronik para ve ödeme hizmetleri kuruluşudur. Bunu iki yöne ayırabiliriz. Elektronik para yani dijital cüzdan, ödeme hizmetleri tarafında ise sanal POS, soft POS, fiziki POS gibi ödeme aracılığına hizmet eden ürünler kategorisinde ayırabiliriz. Dolayısıyla da önümüzdeki dönemde dinamik süreçlerde yenilikler olacak mutlaka. Şimdi bu sektör nasıl bir sektör? Biraz tanımak isteriz. Yani çok fazla aslında oyuncu var ama bazen bankalarda mı sizin rakibiniz diye de karıştırılıyor. Dolayısıyla ekosistemi biraz tarif edebilir misiniz? Tabii ki. Aslında ekosistem çok da geriye dönüp baktığımızda böyle yıllardır olan bir sektör değil. Toplasanız belki 9-10 senelik bir sektörden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu anlamda hala daha işin ne olduğuyla ilgili bankalar tarafında dahi bir takım yanlış anlaşılmalar olabiliyor. Biz aslında bankaların rakibi değiliz. Sadece bankaların ürün hizmetlerine yeterli olamadıkları durumlarda biz farklı ödeme hizmetleri, farklı çözümlerle sektöre yenilikler getirmeyi amaçlayan bir sektörüz. Bu müşterilere ne sağlıyor? Özellikle üye işyerlerimize ne sağlıyor? Herhangi bir üye işyeri, küçük KOBİ diye adlandırdığımız firmalar bir ödeme altyapısı almak istediklerinde, sanal POS almak istediklerinde bunun için her bankayla gidip birebir anlaşmalar yapmak zorunda, her biriyle oran almak zorunda. Belki bankaların kendilerinin sunmuş olduğu belli bir takım gereklinimleri karşılamak zorundalar. Fakat bizim gibi ödeme hizmetleri bu anlamda nasıl öne çıkıyor? Biz tek noktadan bütün bankalara entegre durumdayız ve müşteriye tek bir noktadan, tek bir oranla çalışabilmelerini sağlıyoruz. Bu da bizim en büyük avantajımız oluyor. Yani tabii şu anda vakit en kıymetli şey herhalde. En pahalı şey bir Türkiye'de şu anda para. Hani faizler yüksek olduğu için malum. Bir de zaman çok pahalı yani. Kesinlikle. Değil mi? Zaman geriye de dönmüyor. Dolayısıyla aslında bu da bir zaman kazandırıyor müşterilere. Bunlar tabii bildiğimiz noktalar ama bir yandan da hani mesela rakiplerle nasıl ayrışacaklar bunu da merak ediyoruz. Çünkü dinamik bir malum ortam var şu anda. Ve gerçekten gördüğümüz kadarıyla da burayı da biraz müşteriler, kitleler diyelim. Hem şirketler hem bireyler sevmiş durumda. Kesinlikle. Temel nedenleri ne olabilir? Siz nasıl ayrışırsınız? Şöyle söyleyebilirim. Bizim sektörde çok güzel bir cümle vardır. Oranla gelen oranla gider diye. Bu ne demektir? Yani siz bir müşteriyi eğer daha uygun oranlarla içeriye almışsanız yarın o müşteri sizden daha iyi bir oran bulduğunda başka müşteriye gidebilir. Peki biz nasıl farklılaşacağız? Biz burada V-Para olarak teknolojimizle farklılaşacağız. Biz kendimizi içeride bir mühendislik şirketi olarak tanımlıyoruz aslında. Müşterilere teknolojik çözümler üretiyoruz. Dolayısıyla müşteri bu teknolojik çözümü kendisine sunduğunuzda müşteri size daha fazla bir aidiyet hissediyor. Kendisiyle ilgili ürünleri geliştirmek istediklerinde siz ona taleplerine cevap verebildiğinizde sizinle çalışmayı sonlandırmıyor. Bu şekilde biz de V-Para olarak teknoloji kısmında farklılaşarak yola devam etmek istiyoruz. Biraz o zaman teknolojiyi açalım mı? Yani şu anda mevcutta ödeme sistemleri, dijital ödeme sistemleri, altyapılar ne gibi teknolojileri sorguluyor, ne yapıyor? Yani yapay zeka biz her yere entegre ettiğimizi konuşuyoruz ama mesela
dijital para sistemlerinde ya da ödeme sistemlerinde orada nerede yani yapay zeka? Onu tam kafamda açıkçası oturtamıyorum. Evet, son zamanlarda yapay zeka çok fazla alanlarda kullanılmaya başladı. Biz de bunu yavaş yavaş içeride entegre etmeye başladık ama bunun öncesinde aslında temelde ürünlerinizi çok sağlam ve hatasız, kusursuza yakın bir şekilde geliştirmeniz gerekiyor. Hatalı bir sistem olduğunda tabii ki bu sizin hem maddi kaybınıza yol açıyor hem de güveninizi azaltıyor. Müşteriler gözünden baktığınız zaman siz çalışılmaz ve tecrübesiz ya da teknik anlamda yetersiz bir firma olarak görülebiliyorsunuz. Biz bu anlamda ne yapıyoruz? Bizim tabii sadece ödeme hizmetleri tarafında değil, aynı zamanda dijital cüzdan tarafında da ürünlerimiz var ve bununla ilgili çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Özellikle teknoloji olarak konuşacak olursak, dijital cüzdanda Türkiye'de cüzdan hizmetini servis olarak sağlayan ilk firmayız Vepara olarak. Bu ne demektir? Herhangi bir kurum kendi ön ödemeli kartlarını çıkarmak istediklerinde, kendi markalarıyla, kendi renkleriyle bir kart çıkarmak istediklerinde Visa, Master ve Troy şemalı 3 kart şemasıyla da çalışıyoruz ve kendilerine, kendi markalarıyla dijital cüzdan hizmeti verebilmelerini sağlıyoruz ki bu da bizi şu anda sektörde ayıran en önemli sebeplerden bir tanesi. Nasıl tercih ediliyor mu peki? Nasıl bakıyor? Yani markalar nasıl yaklaşıyor? Şimdi markalar tarafında da aslında dediğiniz gibi hani en önemli şey müşteriyi içeri çekmek değil. Evet. Müşteri orada artık değil mi? Hani tutmak, çünkü zaten reklam her yerde. Sosyal medya malum. Hani bir günde sizi buraya getirdiği gibi bir günde buraya götürebiliyor. Kesinlikle. Dolayısıyla herkesin derdi müşteriyi içeride tutmak. Burada mesela neden tercih ediyorlar? Nedir ana motivasyon? Şimdi sektörde özellikle ön ödemeli kartlar tarafında VAS adını verdiğimiz, yani Wallet as a Service olarak hizmet verdiğimiz müşterilerde çok yakın zamanda canlıya çıkmamıza rağmen şu anda 5 tane aktif müşterimizle biz VAS projesi yürütüyoruz. Bunlarla ön ödemeli kart projesi yürüdüklerimiz var. Sadece cüzdan hizmeti olarak hizmet verdiğimiz gruplar var. Bu şekilde müşterilere hizmetimizi veriyoruz. Ben burada şunu merak ediyorum. Şimdi ne kadar çok teknoloji, iyi güzel hayatımız hızlanıyor ama o kadar da güvenlik açığı var. Malum en son yaşadığımız... Dün yaşadığımız bir olay vardı Microsoft tarafından. Kesinlikle CrowdStrike tarafında son haber akışları herkesi şöyle bir hani koltuğundan bir etti. Yani bir herkes durdu, düşündü ya biz hatayı nerede yaptık diye. Hatta dönüp aslında bir ulusal güvenlik meselesi de bu. Dediler ki işte sadece yabancı kurumların servis sağlayıcılarına değil, biraz yerli tarafta da burada olmak gerekiyor diye söylendi. Sözü şuraya getireceğim. Malum tahmin ediyorsunuzdur. Siber güvenlik benim aklıma geliyor bu kadar dijitalize olunca. Bu tip mesela alanlarda neler yapıyorsunuz? Şimdi doğrusunu söylemek gerekirse insan faktörünün işin içinde olduğu tüm alanlarda, bunun içine teknoloji de dahil, hatasız bir sistem maalesef yok. Bir teknik insan olarak söyleyebilirim. Fakat bizim yapmamız gereken şey nedir? Biz kusursuza nasıl yakınsarız diye konuşmamız ve bunun üzerine planlar yapmamız lazım ve bu yolda adımlar atmamız lazım. Biz bunun için Türkiye'de yine konuşlandırdığımız bütün servislerini, bütün yazılımını kendimizin geliştirdiği servisleri ve yazılımları kullanıyoruz ve bu anlamda da dışa bağımlılığı en aza indirmeye çalışıyoruz. Şu anda Vepara olarak da sunucu tarafında hizmet verdiğimiz, cloud native ortamı olarak hizmet verdiğimiz, belki de Türkiye'de tam anlamıyla %100 Amazon benzeri bir platforma hizmet verdiğimiz tek şirketiz. Bunu da buradan söyleyebilirim. Bu ne anlama geliyor? Biz hizmetlerimizi sınırsız ölçeklendirebiliyoruz. Buna ne demek? Müşteri ihtiyaçlarını ihtiyaç olduğu takdirde sınırsız bir şekilde büyütebiliyoruz. Bu da müşterilere çok hızlı bir şekilde cevap vermemizi sağlıyor. Bu anlamda kendi ürünlerimizi kendi içerimizde geliştirdiğimiz için ve yine kendi içerimizde test süreçlerini, işte güvenlik süreçlerini çok katı bir şekilde uyguladığımız için, bunlar bizim çünkü olmazsa olmaz konularımız, hata ihtimalini en aza indirmeye çalışıyoruz. Tamamen yerli yazılım. Tamamen yerli yazılım. Yani yazılımcılar da yerlidir diye düşünüyorum. Bunu neden söylüyorum? Çünkü cümlemin başında söylemiş olduğum gibi mühendislik şirketi olarak tanımlayabiliriz kendimizi. Teknik kadromuzun tamamı mühendis kökenli oluşmaktadır. Çünkü bunun değerine inanıyoruz biz. İçerideki özellikle günümüzde biliyorsunuz teknik arkadaşlarımızın yurt dışına çok fazla beyin göçü verdiğimiz bir ortamda böylesine kaliteli bir insanları bir araya getirip buradan bir ürün yapıp bu ürünü önce Türkiye pazarında
kabullendirip daha sonra yurt dışına ihracını konuşabilecek, bu heyecanı yaratabilecek arkadaş gruplarıyla çalışmak, bu tarz insanlarla çalışmak bizim için çok kıymetli ve çok değerli. Biz de bunun değerini ve kıymetine inanıyoruz. Şimdi bir yandan da dijital para hayatımıza girecek çok yakında. Yani Merkez Bankası bu konuda zaten zaman zaman işte soruları da yanıtlıyor. Enflasyon raporu gibi sunumlarda biz de haber akışlarını takip ediyoruz. Sitede de keza öyle, Merkez Bankası'nın sitesinde. Ama bu ne demek? Önümüzdeki dönemde her şeyin aslında daha kayıt içine gireceği, değil mi? Ama bir yandan da mesela tüketimle mücadele ediyoruz. İşte enflasyonla mücadele ederken tüketimi yavaşlatmaya çalışıyoruz. Ve kredi kartı meselesi hep gündemimizde. Çünkü kredi kartı taksitleri dünyada aslında hiç olmadığı kadar Türkiye'de kullanılıyor. Anlaşılabilir bir şey. Hı-hı. Yani alım gücünün düşmesiyle sonuçta önümüzdeki dönemde belki daha da zorlaşacaktır koşullar. Ama yeni ödeme sistemleri bu işin neresinde? Yani neden bu sistemlere ihtiyaç var? O ayrışma nasıl olacak? Şimdi ödeme kanalları gün geçtikçe artıyor. Bu aslında tamamen arz taleple ilgili bir şey. Talebin çok fazla olması, farklı ödeme kanallarının olması, bunun siz az önce belirtmiş olduğunuz gibi dijital çağda yeni para birimlerinin gelmesi, işte cryptocurrency'nin olması, Bitcoin'in çıkması gibi durumlar yeni ödeme kanallarının çıkmasına sebebiyet veriyor. Ülkemizde kredi kartının uzun yıllardan beri kullanılması bankalar nezdinde, insanlar nezdinde çok büyük bir know-how edinimi var. Bu krizi biz fırsata çevirebiliriz. Nasıl fırsata çeviririz? Bu know-how'ı yurt dışına ihraç edebiliriz. Çünkü yurt dışı bu taksit, yani şimdi al sonra öde ile ilgili mekanizma yeni yeni keşfediyor. Dolayısıyla biz burada edindiğimiz tecrübeyi yurt dışına aktarabiliriz. Buradan da kendi içimizdeki krizi fırsata çevirebiliriz. Burada bazı uygulamalar hani yurt dışına açılınca işte diyoruz ki inanılmaz beğendiler tabii işte ne bileyim hani örnekleri herkes anlamıştır eminim ki ama herhalde adamlar böyle bir şeyle tanışsa diyecekler ki ya biz bunu niye daha önce yapmadık. Kesinlikle. Ama ya bu tamamen tüketici alışkanlığıyla da ilgili bir şey. Hani adamlar da taksit hani bu daha alalım daha sonra ödeyelim falan belki çok hani bağlantı da yapmayabilir ama mutlaka uzun vadede çünkü dünyanın da içinden geçtiği süreçler belli malum. Orada da yavaşlamayı izliyor olacağız daha da belki. Ama bankacılık sektörü açısından yani bankacılık sektörü nasıl etkiliyor? Dünyadaki trendlerle biraz karşılaştıralım mı? Yani dünya ile bakınca bizim aramızda belki çoğu yerde hani sosyal, kültürel ya da hani gelir anlamında epey bir fark olabilir ama hani teknoloji tarafında, fintechlerde aslında biz çok iyiyiz. Yani ekosistem Kesinlikle. De buna müsait. Biraz böyle anlatır mısınız bize? Şimdi Türkiye'de de dünyada da teknoloji trendleri ödeme taraflarında, e-para taraflarında aslında benzer ilerliyor. Burada bizim yapmamız gereken şeylerden bir tanesi özellikle regülatörler tarafından bizim yurt dışına hizmet verebilir noktasında biraz daha esnetilmesi yönünde çalışmalar yapılırsa bence biz bu noktada çok iyi bir noktadayız. Yurt dışına hem Amerika'ya hem Avrupa Birliği ülkelerine rahatlıkla hizmet verebilir konumdayız. Tabii ki biz bunu yıllardan beri tecrübe ediyoruz paranın harcama şekliyle ilgili. Kredi kartları size olmayan bir parayı önceden harcatıyor ve bu parayı ay sonunda siz tekrar ödüyorsunuz. Ön ödemeli kartlarda ya da dijital cüzdanlarda bu biraz daha farklı. Nasıl? Siz yüklediğiniz kadar harcayabiliyorsunuz. Dolayısıyla bu noktadaki alışkanlıkları belki bu yöne evretebiliriz. Yani kullanıcı kartına yüklediği kadar harcayabilir. Dolayısıyla ay sonundaki planlamasını da buna göre yapabilir. Olmayan bir parayı harcamaktansa yüklediği kadar olan bir parayı harcaması bizim açımızdan, bizim gibi ülkeler açısından biraz daha faydalı gibi duruyor. Evet, benim en çok hani zorlandığım konu şifreler. Yani her tarafta bir hesap, her tarafta bir şifre, bir sürü uygulama telefonda, bir sürü kredi kartı cüzdanda değil mi? Oldukça zor onları yönetmek. Ya ben isterdim ki tek bir uygulamadan her şeyi ben orada, hani dünyayı oradan yöneteyim yani. Çünkü bir ödeme yapacak olduğumda bile işte oraya geldi, buraya gitti, şöyle oldu, böyle oldu diye epey bir zorlanıyor. Dolayısıyla burada mesela ne düşünürsünüz? Hani yani önümüzdeki dönemde belki evet bankaların yerine geçmek değil ama hani biliyorsunuz yurt dışında uygulanan örnekleri de var. Nereye gidiyor acaba iş? Şimdi o konuda aslında Türkiye'de gerçekten güzel adımlar atıldı. Çok güzel çalışmalar yapıldı. Açık bankacılık PSD2 ülkemizde de hayata girdi ve bankalar bunun çalışmalarını öncü bir şekilde yaptı.
gelecek dönemlerde biz tek bir noktadan bütün hesap hareketlerini görebileceğimiz, para transferlerini yapabileceğimiz, belki günün sonunda işte kredi başvurusunu yapabileceğimiz, faturaları ödeyebileceğimiz tek bir platforma dönüşeceğimize ben inanıyorum. Çünkü açık bankacılık bunun yolunu bize gösterdi. Bundan sonraki süreçte buna neler katılabilir? Şimdi yavaş yavaş cüzdan uygulamalarının sayısının artmasıyla birlikte cüzdan uygulamalarının da açık bankacılık platformlarına katılması planlanabilir ki benim ileride yapmayı düşündüğüm, hayalini kurduğum şeylerden bir tanesi de tam olarak bu. Cüzdanları da açık bankacılık platformunda bir araya getirebilmek. Evet. Burada tabii hani biraz da fintechlerden bahsetmemin sebebi yani Türkiye ekosisteminin. Çünkü Türkiye'de hakikaten böyle çok yaratıcı fikirler ve bunları da bizim o mühendislik ekibiyle birleştirildiği zaman çok ciddi anlamda hani fintechlerde güçlüyüz. Bunu hep söylüyoruz zaten. Yurt dışından bakış açısı nasıl? Mesela siz şu anda %100 yerli sermaye dediniz ama önümüzdeki dönemde böyle bir yabancı ilgisi olsa nasıl bakarsınız? Biraz bahsedelim mi? Yani rakip firmalar, rakip ülkeler diyeyim daha doğrusu. Rakip ülkeler neresi? Aslında bizim burada rakip ülke diye adlandırabileceğimiz bir ülke yok. Biz bütün Türkiye'deki de rakip diye adlandırılan firmaların tamamına işbirliği gözünde bakıyoruz. Çünkü birlikten kuvvet doğacağına inanıyoruz biz. Yurt dışında da çok fazla bu anlamda Türkiye'ye bir yatırımcı hevesi var. Evet ama öncelikle biz kendi ayaklarımızın üstünde durup bu ürünleri, bu hizmetleri verebilir noktasına geldikten sonra bunu yurt dışına ihraç edebilir. Yurt dışında herhangi bir yatırımcının Türkiye'ye yatırım yapmasından ziyade belki Türkiye olarak biz yurt dışındaki firmalara, yurt dışındaki cüzdan uygulamalarına, ödeme hizmetleri firmalarına yatırım yapabilir ya da satın alma yoluna gidebiliriz. Bence hedefimizin de bu olması gerekiyor. Bütün Türkiye'de faaliyet gösteren firmalar adına. Burada mesela pazar büyümesi nasıl? Yani yılbaşından bu yana da soracağım özellikle. Hani Türkiye'de dijital ödeme sistemlerini kullananlar hani en çok nerelerde mesela kullanıyor? Ve pazar büyümesi hani özellikle böyle bir dönemde hep diyoruz ya işte az önce de konuştuk paranın maliyeti artıyor diye. Belki önümüzdeki dönemde daha da artacak bilmiyoruz. Nasıl evriliyor? Yani size yarıyor mu? Kesinlikle. Şimdi insanların özellikle elektronik para tarafında yani dijital cüzdan tarafında farkındalıkları arttıkça bu sadece bireysel anlamda değil kurumların da bu konudaki bilgileri arttıkça talepleri de artıyor. Ve bununla ilgili çözümler de gelişmeye başlıyor. Yakın zamanda örneğini gördüğümüz Türkiye'deki işte kart markalarının ya da elektronik para kuruluşlarının çıkarmış olduğu cüzdanlar diğer firmalara da ön ayak teşkil ediyor. Bizim burada zaten hizmet olarak dijital cüzdanı verebilme kapasitemiz bunun en büyük göstergesi. Çünkü çok fazla talep var. Bireyler bu konuda bir şey yapamasa da kurumlar kendi yatırımlarını bir elektronik para şirketi kurmanın maliyetini düşündüğünüz zaman böyle bir hizmet yoluna gitmesi ve müşterilerine, kendi müşterilerine de kredi kartı yerine ön ödemeli kartla hizmet vermeli ve bununla birlikte sadakat programını oluşturması çok fazla avantaj sağlıyor ve çok fazla da talebe yol açıyor. Evet, dolayısıyla önümüzdeki dönemde de pazarın büyüyeceği aşikar. Peki tüketiciler ne yapıyor? Yani özellikle yılbaşından bu yana nasıl bir harcama eğilimi var? Burada özellikle dijital ödeme sistemlerinde sizin muhakkak ki içeride hani bir takım datalar vardır. O datalara işkence edilip bakılıyordur hani oradan bakalım buradan bakalım nasıl görülüyor diye. Çünkü malum hani bir soğumadan da bahsediyoruz artık çok yavaş da olsa. Aslında ödeme tarafı daha çok sanalda gerçekleşiyor. Yani e-ticaret tarafında çok fazla bir büyümeden söz ediyoruz. Halen daha. Halen daha çok fazla aslında pazar doyuma ulaşmış değil. Daha yolun çok başındayız. Yılbaşından bu yana bizim üye iş yerlerinden kart harcamalarında %200'e varan artışlardan söz edebiliriz. Burada hani bu tabii nominal bir artış aslında. Buna biraz da enflasyonun katkı sağladığını söylemek doğru olur mu yoksa kullanıcı sayısı da artıyor, sepetler artıyor vesaire bunları demek hani çok mümkün mü? Yani kullanıcı tabanı nasıl? Kesinlikle doğru söylüyorsunuz. Enflasyonun da bununla bir ilgisi var. Kullanıcı tabanı genellikle elektronik ürün almaya daha çok, online'da elektronik ürünler almaya daha çok yaklaşan kullanıcı kitlesi görüyoruz biz. Fiziksel dünyadaki akış daha çok şu anda sanala kaymış durumda. Büyüme de o tarafta gerçekleşiyor.
Biraz herhalde alıştık değil mi yerimizden, oturduğumuz yerden alışveriş. Korona yapmaya döneminden sonra piyasa alıcı tarafında kesinlikle değişti diyebiliriz. Evet. Alışkanlıklar değişti. Peki şirketler için konuşacak olursak, örneğin ihracatçılar. Burada ihracatçılar için mesela ödeme sistemlerinin işte alternatifleri ne işe yarıyor? Var mı bununla ilgili çalışma? Kurumlar için ne söylenebilir? Bizim gibi kuruluşların ihracatçılar tarafında aktif olabilmesi için birazcık dediğim gibi biz Merkez Bankası'na bağlı bir kuruluş olduğumuz için biz çok sıkı regüle edilmiş bir firmayız. Faaliyet kapsamlarımız bu anlamda biraz dar. O yüzden şu an şu dakikada ihracatçılara yönelik bir geliştirmenin önünün açılabilmesi için bizim regülatif anlamda bazı geniş alanlara ihtiyacımız var diyebilirim. Tam olarak da bunun için sordum aslında. Çünkü hani ödeme sistemleri bankacılık sektörünü nasıl değiştirecek diye. Orada biraz daha sanki bankalar mı size adapte olacak? Aslında bankalarla da ödeme hizmetleri şirketleri birbirleriyle kesinlikle rakip değiller. Çok güzel işbirlikleri çıkıyor. Bankalar da bu anlamda ödeme hizmetlerine destek oluyor. Ödeme hizmetleri de bankalara destek oluyor. Aslında burada tam bir birlikten kuvvet doğar ortaya çıktı bankaların nezdinde. Çok teşekkür ediyorum. Ben geldiğiniz çok teşekkür için ederim. Bugün Vpara CTO'sunu ağırlamış olduk efendim Varlık Yönetimi'nde. Önümüzdeki hafta yine farklı bir konu ve konukla yine beraber olacağız. Hoşçakalın.